Bak Bakalım kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıkla ve süper videoları kaçırma. Araba kullanmayı çok iyi biliyor olsanız da dünyadaki bazı yollarda araba kullanmak cesaret gerektiren bir iş. Çünkü bu yollar bizim her gün gelip gittiğimiz sıradan yolların aksine çok daha tehlikeli ve korkutucudur. İşte Bak Bakalım farkıyla görünce direksiyon başından kalkacağınız 10 tehlikeli yol. 10. Güney Yungas Yolu, Bolivya. 1995 yılında dünyanın en tehlikeli yolu ilan edilen Yungas'ta her yıl en az 300 kişi hayatını kaybetmektedir. 3 metre genişliğinde olan bu yolda virajların birçoğunda bariyer bulunmaz. Bu sebeple de bu yola ölüm yolda denmektedir. Uçurumun kenarında tek arabanın ilerlemesi bile çok tehlikeli ve zorken bir de aniden karşınıza çıkan otomobiller, otobüsler ve hatta kamyonlar sizi ölümle burun buruna getirebilmektedir. Peki bu yolda aracınızla 100 metre gidebilecek kadar cesaretli misiniz? 9. Vitim Nehri Köprüsü, Rusya. Bu tahta köprüden çok az kişi geçebilmekte. Videoyu izlerken bile ürpereceğiniz bu yol yaklaşık 2 metre genişliğindedir. Bu ahşap köprünün yanlarında bariyer bulunmamakta ve aynı zamanda köprünün ayakları da sağlam durumda değildir. Bu sebeple aracınızla köprüde ilerlerken her an kendinizi nehirde bulma şansınız oldukça yüksek. Peki siz bu köprüden arabayla geçecek kadar cesaretli misiniz? 8. Skipper's Canyon Yolu, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'nın güneybatısında yer alan bu yol oldukça tehlikelidir. Aşırı rüzgarlı iklimi, sert ve uçurumlu virajları ile bu yolda araba kullanmak özel izin gerektiriyor. Eğer izni alabilirseniz, karşıdan araba gelmese iyi olur. 7. Luxor Al-Hurghada Yolu, Mısır. Bu yolun korkutucu ve tehlikeli olmasının asıl sebebi, geceleri hava karardığında eşkıya ve haydutların bu yolda kalan araçlara saldırıyor olması. Bu sebeple yolda kalan araçlar geceleri dikkat çekmemek için araçlarının ışıklarını söndürüyor. 6. Shiyari İştiyari Yolu, Hindistan. Dünyanın ikinci tehlikeli yolu olarak kabul edilen bu yol, adrenalin seven motorcuların bir numaralı yolu. Uçurumun kenarında dar bir yolda ilerlerken aynı anda birçok şeyi kontrol etmeniz gerekli. Uçurumdan düşmemeniz, keskin virajları güvenli şekilde dönmeniz, her an başınıza düşebilecek kayalardan kendinizi korumanız, aniden karşınıza çıkacak araçlara hazırlıklı olmanız gibi. Siz tüm bunları aynı anda yapıp bu yolda güvenli bir şekilde ilerleyebilir misiniz? 5. Halseme Otoyolu, Filipinler. Filipinler'de bulunan bu yol, turistlerin popüler durak noktalarından birisidir. Sagada bölgesine giden tek yol olduğu için birçok ziyaretçi buradan bu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yüksekliğinde olan bu yolda kışın araba kullanmaksa oldukça zorlu. Çünkü yolda oluşan ani kaymalar bu yolu oldukça güvensiz yapmaktadır. 4. Atlantik Yolu, Norveç. Norveç'te bulunan bu yol dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilmektedir. İki tarafı denizle çevrili olan bu yolda ilerlerken azgın dalgalarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda sürekli ıslak olan yolda her an direksiyon kontrolünüzü kaybedip kendinizi denizde bulabilirsiniz. Peki sizin bu azgın dalgalar arasında araba kullanmaya cesaretiniz var mı? 3. Himalayalar, Güney Asya. İşte asla araba sürmek istemeyeceğiniz bir diğer yol. Bu dar, bakımsız ve kaygan yolda araçlar sık sık devrilmekte veya uçurumdan aşağıya düşmektedir. 3,5 metre yüksekliğinde bulunan bu yol, sizce de her an uçurumdan aşağıya kayacak gibi durmuyor mu? Bu yoldan geçen insanlar kesinlikle dünyanın en cesur insanlarıdır. 2. Goi Geçidi, Fransa. Fransa'da bulunan Goi Geçidi, Fransa'nın bir adasına gider. Yolun en ilginç özelliği de her gün 2 defa suyun yükselmesi olayıdır. Yani siz yolda arabanız ile seyahat ederken sular birden yükselerek yolu kaplayabilir. Her sene suyun en çok çekildiği yerden başlayan bir koşu yapılır. 1. Bayburt Of Yolu, Türkiye. Güzel ülkemizde bulunan bu yol pek çok dergiye göre seyahat etmesi çok zor yollardan birisidir. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersizdir. Araç sürmenin ciddi bir dikkat gerektirdiği bu yolda bulunmak şoförleri gerçekten de zorlar.
Özellikle yağışlı havalarda daha fazla dikkatin gerektiği yolun sahip olduğu manzara ise paha biçilemezdir. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında gördüğün resmin üstüne tıklayarak hemen yeni videolarımızı izlemeye başlayabilirsin. Bak bakalım kanalımızda izlediğin bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınla paylaşabilir ve görüşlerini bize bildirebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere.